Mafyaya, çetelere, yağmacılara mahkum değiliz. Bu memleketin onurlu ve cesur milyonları var. Günlerdir Türkiye gündemini bir mafya liderinin itirafları ve iddiaları belirliyor. Bir zamanlar kendisinin de içinde bulunduğu bu kirli ilişkiler sisteminde nelerin döndüğünü anlatan mafya lideri adeta patlayan lağım borusu gibi tüm pislikleri ortalığa döküyor. İddialar o kadar vahim ve ciddi ki mafya ile devlet görevlilerinin ilişkilerinin sınırının nerede başlayıp nerede bittiği adeta belirsizleşmiş durumda. Tüm bunlara rağmen bırakın iddiaların araştırmasını, aksine üzeri örtülmeye çalışılıyor. Bu çürümüş düzeni ayakta tutan şeyin karanlık ilişkiler ağı olduğu artık açığa çıkmıştır. Bu düzen uyuşturucu ağlarından özelleştirme yağmalarına, ihalelerden yandaş müteahhitlere, çeteleşmiş ve mafyalaşmıştır. Düzenin savunucuları tüm bunları vatan millet örtüsüyle gizlemeye çalışmaktadır. Bu kirli ilişkiler ağı içinde mafyalaşmış küçük bir azınlık memleketin varlıklarını talan edip zenginliğine zenginlik katarken milyonlarca yurttaş yoksulluğun pençesinde alın teriyle emeğiyle geçinmeye çalışarak yaşam kavgası vermektedir. Bu memleketin onurlu ve cesur milyonları mafyaya, çetelere, yağmacılara mahkum değildir. Memleket sizin mafyalarınız, yağmacı beşli çeteniz, karanlık tarikat yuvalarınız, halkı soyan para babalarınız değildir. Memleket sahipsiz değildir.